Bırakmak istediğime emin değilim. Bence bırakmak istediğinize eminsiniz ama bırakabileceğinize emin değilsiniz. Bırakmak istemeseniz buraya kadar izlemezdiniz beni, değil mi? Böyle yapmak istemediğiniz şeylerle ilgili uzun uzun videolar seyreder misiniz hep? Mesela araba lastikleri nasıl üretilir konusu hiç ilginizi çekmiyor diyelim. O konuyla ilgili videolar seyreder miydiniz oturup? Tabii ki hayır. İlgimizi çekmeyen konularla niye zaman ayıralım ki? Ben sizin bırakmak istediğinizi biliyorum. Ama bırakabileceğinize inanmıyorsunuz, onu da biliyorum. Ya da bıraksanız da tekrar başlamayacağınıza inanamıyorsunuz. Ve bu yüzden bırakmak istemiyorumun arkasına saklanıyorsunuz. Yıllar önce Ankara'da bir otelde bir terapi seminerim vardı. Sabah erken saatte işte indim seminer salonuna. Hep öyle yaparım. Odayı hazırlamaya başladım. Tam o sırada kapının hemen dışından böyle gürültüler gelmeye başladı. Ama inanılmaz artmaya başladı sesler. Belli birileri kavga ediyor. Şimdi ben odayla meşgulken sesler çok artınca dayanamadım, dışarı çıktım bakmak için. Genç bir çocuk ve inanılmaz sinirli bir kadın karşısında bağırıp çağırıyor çocuğa. Diyor ki, ya nasıl böyle bir şey yaparsın? Kadının elleri titriyor, suratı kıpkırmızı olmuş. Diyor ki, sen bana söylemeden beni sigara bırakma seminerine nasıl kaydettirirsin? Ben bırakmak istiyor muyum acaba? İstemiyorum ki. Öğrendim ki bir süre önce bizimle bırakan o çocuk, o genç arkadaş, annesi de kurtulsun istemiş. Annesini seminere kaydettirmiş ama ne yaptığını söylememiş. Demiş ki, sabah seni bir yere götüreceğim. Bir sürprizim var demiş ve seminere getirmiş. Kendi gibi annesi de kurtulsun istiyor. Aslında o sırada o çocuğu belki kimse benim kadar iyi anlayamazdı herhalde. Annesinin sigaradan kurtulmasını isteyen bir çocuk işte. Şimdi dayanamadım, sakince söze girdim. Dedim ki hanımefendiye, ya çok iyi anlıyorum sizi. Emrivaki yapmış, çok kızdırmış sizi belli. Ve hiç hazır hissetmiyorsunuz şu an. Ama buraya kadar gelmişsiniz artık. Hem hepimiz bir gün bırakmayacak mıyız zaten? Hadi gelin sadece ilk bölümü dinleyin. Eğer keyif almazsanız, sevmezseniz ilk arada sizi uğurlayacağım. Söz. Kadın şöyle bir baktı, biraz sakinleşti, kabul etti Allah'tan, seansa katıldı. İlk arada yanına gidip dedim ki, kalırsanız çok sevinirim. Döndü dedi ki, hayatta gitmem. Çok güzel bir şey oldu. O gruptan en keyifli ayrılan kişiydi, paketini attı gitti. Ama ona sorsanız bırakmak istemediğine emindi. Bence derin bir nefes alın şimdi. Hadi alın, kapatın gözlerinizi. Hadi ama bak, görüyorum buradan hepinizi. Tamam. Şimdi kendinize içinizden şunu söyleyin. Yapabileceğime emin olsam aslında ben de bırakmak istiyorum. Sigarayı kafamda bitirmek istiyorum. Açın gözünüzü. Hadi artık kendinize itiraf etmeye başlayın. Bırakmak istiyorsunuz ama doğru yardımla.